Oğlum ne bakıyorsun? Anlattım ya formülü sana. Sinüs, kosinüs farkı ne? Oturabilir miyim? Otur otur. Geç kanka. Hadi Olcan, çöz şunu. Şimdi bu duruma göre Kuzi, tek başına mahzun takılan karşı dik kenarla mesela. Oğlum ben onu anladım da. Ay aman Olcan. Yani bunu da anlamayan hani ne bileyim herhalde biraz şeydir. Olcan, bak sana formülü söyledim. Bak sinüs yok, kosinüsü de veriyorum sana bak. 12 bölü 13 eksi 5 bölü 13. Sonra? Allah seni kahretmesin Olcan. Sonra da ikisini birbirinden çıkaracaksın işte Olcan. Heh. Bak sana sonucu da söylüyorum. 7 bölü 13. Ne kadar ya? Oğlum tamam ne kızıyorsun ki şimdi ya? Ya yani benim de sözel zekam yüksek yani ben ne yapayım? Yalnız cidden kolay ya. Hani formülleri ezberlesen yeter. Öyle mi Doruk'cum? Sen yakışıklı olduğun kadar zeki misin? He? Hani biraz iyiyimdir bu konularda. Bir tane daha çözüyorsun. Gel. Oh my god ama kuzen ya. Oğlum neyini anlamıyorsun? Vallahi yeter ya. Oğlum benim olayım sahne matematik değil ki. Şş, çözeceksin. Gel buraya. Yok, hayır. Bak, ben sadece izlerim ha, şimdiden söyleyeyim. Sonra bay efendim arka çıkmadın, yok yerinden kalkmadın falan diye trip atma bana. Tamam kanka, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? He? Al şunu masadan. Sakin ol yakışıklı prens. Sakin ol. Kötü bir niyetim yok. İyi niyetliyim aslında. Başlatma iyi niyetinden. Ya sizinle gerçekten sakin sakin bir şey konuşulmuyor biliyorsunuz değil mi? Oğlum yürü git yiyeceksin daya oturacaksın aşağı şimdi. Ömer ne oluyor? Vay Kadir de geldi. Süper. Peki, bakın ben şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşıldım. Canım, bak ben onu aldım, yerim diye düşündüm ama yiyemedim. Sizi de Aybike ile konuşurken duydum. Galiba eve artık yemek götürüyormuşsun. Dedim ki bari ziyan olmasın, götüreyim Asiye'nin önüne koyayım. İyi yapmamış mıyım? Ne diyorsun oğlum sen, ha? Ecelini mi susadın, psikopat manyak? Sen zorla kendini öldüreceksin bizi, ha? Lan oğlum, sizden korkan sizin gibi olsun lan! Hey! Hey, ne yapabilirsin lan, ha? Sen o sandalyeyle ne yapabilirsin? Derdin ne oğlum senin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seni böyle sabaha kadar döveyim onu mu istiyorsun? Abi tamam uyuma şuna bak okuldayız işten falan kovulursun abi bırak. Bak o zaman ne olur, ha? Artık martılar gibi çöpten beslenirsiniz. İşsiz kalınca değil mi? Oğlum gebertirim lan seni! Abi tamam bırak. Bak bu pislikle kavga edip işten kovulmayacaksın bırak. Bu okulda kovulmayacak tek kişi benim galiba, ha? Ya hava atmış gibi oldum ama ne yapayım babamın okulu. Doruk. Yedin ama yumruğunu nasıl yapacağız? Nasıl demiş? Oğlum senin amacın ne ha? Sen doyamıyor musun hayvan gibi dayak yemene? Senin babandan yediğin yumruklar gitmedi mi? Ya Doruk bıraksana. Ya. Neyiz içeri? Doruk bırak tamam geçin. Doruk. Tamam. Ne oluyor burada? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Hiç hocam ya öyle şakalaşıyorduk biz arkadaşlarla. Yalan söylemeyin Doruk senin de alnın kanamış. Kavga mı ettiniz siz? Kesinlikle bırak hocam asla kavga edilmedi burada. Asla.
Peki, öyle olsun. Ama gözüm üstünüzde. Bakın, okulda sorun istemiyorum. Bu size son uyarım. Hadi dağılın şimdi. Dur dur, sürme onu. Mikrop kapmasın, ben tendürcü ot getirdim. Peki, tamam. Ay, yaktı be. Olsun, devam et sen. Aslında hiç gerek yoktu böyle şeylere, biliyor musun? Hani kahramanını öp de geçsin, değil mi? Aa, Asiye yavaş ama ya. Pardon. Dur. Tamam, oldu. Sağ ol. Rica ederim. Ya sen de sağ ol ama yani keşke kavga etmeseydin, gerek yoktu. Hadi ya. O pislik benim sevdiğim kıza sataşacak. Ben de öyle mal gibi bakacağım, öyle mi? Neyse, tamam ya. Ne tamam kızım? Ben seni ne kadar çok seviyorum, anlamadın mı hala sen bunu? Dünyayı yıkarım ben senin için. O pislik onu öldürmediğime dua etsin. Ucuz yırttı. Bak. Elim de yara oldu. Oraya da sürsene. Morarır şimdi. Tut bakalım elimi. Hemşire hanım. Doruk, şu an fırsatçılık yapıyorsun. Ya acıyor dedim ama be. Vicdansız, tutsana. Tamam Doruk, dur. Süreyim. Yanağımı da öp. Şöyle şurayı geçsin. Doruk, yanağında bir şey yok. Yalan söyleme. Tıpta utanma olmaz. Yani bunu yapabilirsin. Söyle. Kanka, sen niye bir şey yok dedin ki müdüre? Söyleseydin işte oğlum, çekselerdi cezalarını. Kanka, ben daha önce de söyledim. Benim bir derdim varsa gider kendim hallederim. Kimsenin de benim yerime ceza kesmesine ihtiyacım yok. Vallahi öyle diyorsan öyle olsun. Ama ayağına gelen fırsatı geri teptin bence. Merak etme kanka. Ben bir şekilde fırsata geri giderim. Alo. Ne haber kanka? Ne olsun dostum ya? Ne yapıyorsun? Neredesin? Nerede olayım? Okuldayım işte. Bana bak, bilerek bitirmiyorsun değil mi lan sen liseyi? Oğlum, hepimiz iki senedir üniversitedeyiz. Bir tek sen lisede. Neyini beğendin bu kadar? Ne var bu lisede? Anlamadım ki. Alp, bak vallahi uğraşma benimle kanka ya. Bak, zaten hiç havamda değilim. İyi, tamam tamam, o zaman uzatmıyorum. Ne diyeceğim, yarın benim doğum günüm. Bizim çocuklarla partileyeceğiz havuz başında. Gelecek misin? Kanka, bizim yarın sınav falan var mı? Yarın Alp'in doğum günüymüş. Gider miyiz? Çok selam söyle de benim için zor. Yarın şampiyonluk maçı var oğlum. Kendi doğum günüm olsa bile gitmem ben. Aynen kanka, yarın şampiyonluk maçı var. Allah benim için de yaş o iş. Boş ver. Ne adi adamlarsınız ya. Maç yüzünden sattınız arkadaşınızı. Neyse, iyi tamam. Bana bak, sana ikinci soru o zaman. Hani sen geçen memolardayken bir kızlar gelmişti ya. Aldın mı onların numaralarını? Evet, bir tanesininkini aldım. Niye? İyi güzel, arasana bir onları. Partiye birkaç tane kız gelsin ya. Ortam renklensin, deşarj oluruz biraz ha. Alp, ben senin eskort servisin miyim oğlum? Hı? O kadar istiyorsan git kendin ara. Ya yapma işte ya. Oğlum, o günkü muhabbetin senin güzeldi kızlarla. Sen ara, ayarla işte. Tamam tamam. Ben ayarlayacağım. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum kanka. Hem de çok güzel bir kız ayarlayacağım. Hem güzel hem neşeli. Sen rahat ol. Adamsın ya Tolga. Hadi haberleşiriz kardeşim. Hadi eyvallah. Bütün pisliği toptan kimin ödeyeceği belli oldu desene. Ne oldu? Ne diyor öyle Alp kızımız? Hiç ya, öyle klasik hareketleri işte. İnce hesaplar, ince işler. Kümesler prensesi. Güzel kız ama.
Öyle ama şanssız işte. Hem Kadir'in, hem Ömer'in, hem de bizim Doruk'un göz bebeği güya. Ama gel gör ki artıkları yiyerek yaşıyormuş. Hayat işte. Doğru diyorsun. Şanssız. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.